İnanılmaz bir kombinasyon arkadaşlar. Bu oyun nasıl bir oyun ya? Allah'ım, gerçekten inanılmaz bir oyun bu satranç ya. Evet, bir maçta istedi rakibimiz. Şimdi siyah taşlarla oynuyoruz. İskandinav açılışını tercih etti. Hızlı bir şekilde oynuyor. Fil F5 oynayacağım. At da yürüyelim. Ata E5 kalesine oturacağım arkadaşlar. Şöyle baskıya atmaya devam edeceğim. Bunu da sürelim. F3 de sürelim. Her yeri parçalayayım arkadaşlar. Vezir, G5, şah çekelim bir tane. H5 sürelim. Yani piyon geriz ama çok güzel. Bu sefer de hızlı oynuyoruz. H4 önemli bir tehdit. Bakalım nasıl devam edecek oyun. At4 gelecek bir ara, sadece onu anlayabildim. At4'e de almayayım. Vezir F4 oynayacağım. Vallahi şu an konu çok iyi. Bir sıkıntı yaşamazsak. At E2 ile bir vezir F4'ü kesmek için. At E4'de çünkü net vezir F4 oynayacağım. At E2'ye şimdi bir hamle bulmamız lazım. Fil C2 olabilir mi? Fil C2, fil C3, B3, fil A4 olabilir. Şu an bir dakika zaman farkı taktık adama. Fil E2 dönecek herhalde bu. At E4 olsa, at E4, fil E4, F4, her şey alıp, evet, at E4 alacağız. Şah çekeceğiz. Çünkü arkadaşlar bakın. Aa, keşke fil C3 alsaydı. Aa, gerçi fili koruyormuş vezirle. Şimdi bunu alsam olmuyor. Vezir içeri girelim. Nasıl girebiliriz? Vezir E3. Kare E1 gelecek. Fil C2. Fil C5 oynayalım ya basitçe. Hemen vezir kesmeye gelin arkadaşlar. Hemen. Keşke vezir şey yapsaydık. Vezir kesip kesip kale 8 gelelim. Aynen. Git kardeşim filini buradan. Al bunu da. Bu oyun sonu iyi gibi. Şimdi D7 düşerse kale C7, iyi akşamlar var. İyi akşamlar o zaman. Ha, açmazı alacaksın beni. Haklısın. Bunu alacağım. Vay vay vay. Tamam, bunu gelelim. Bunu alırsan al. G5 de oynamak istemiyorum ya. Şu piyondan net kurtulmam lazım arkadaşlar. Nasıl kurtulacağız? Fil E6 gelsek H4 alacak. Şunu bir şuraya bir oynayalım ya. Bir daha uğraşmak istemiyorum bu piyonla. Yalnız var ya, adam kale 8 kaçırdı. Kale 8 aşağıdan mat edebilirdi. Şunu bir kapatalım. Vallahi gerçekten kaçırdı yani. Bunu oynaması nedeni bu arada arkadan mat olmamak. Bakın, satrancın neden psikolojik bir oyun olduğunu unutmayın. Benim saldırımdan korktuğu için kale E8'i görmedi. Atağı görmedi. Şu an içi içini yiyordu adamın kesin. Şimdi F5 oynayacak. Bunu bir engelleyelim. Şah çekelim. Şah çekelim. Şu piyonu alalım güzelce. Hops. Yalnız bu maçı kazanırım ya. Yani bir aksilik çıkmazsa bu maçı kazanırım bence. Arkaya sarkmak istiyorsun. Güzel. Ben de birçok şey istiyorum bu hayata karşı ama her istediğimiz olmuyor maalesef. Not 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 yes. D7 de alacağız en son. Bu ne? Ay, bunu alsak şah çekecek. Şah E7. Kale E8. Vay, güzel hamle yaptı adam. Yalnız bunu alıp şah giydi, aşık imkansız. What the hell mi yoksa? İnanılmaz bir kombinasyon arkadaşlar. Bu oyun nasıl bir oyun ya? Allah'ım, gerçekten inanılmaz bir oyun bu satranç ya. Satranç inanılmaz ötesi bir oyun. I love this game. Check. Kazandık. Well played. Thank you. 2500'ü geçtik. 2513 olduk.
You missed diyelim. You missed mate diyelim. Ama görmeyecek tabii ki. Arkadaşlar bir Ahmet'e mat kaçırdı çünkü gerçekten. Şimdi hangi maçınızı istersen bilemiyorum. Bunu başka bir günün videosu olarak şey yaparım. Analiz ederim. Peş peşe iki maç. Gerçekten çok çok keyifliydi. Önce ilk maçı izlediğim arkadaşlar o videoyu paylaşayım. Ertesi günde dediğim gibi diğer videoyu paylaşmış olalım. 2513 olduk bu arada arkadaşlar. Hayırlı olsun. Umarım 2500 üzerinde direnebiliriz. Evet arkadaşlar, dünkü videoda söylediğim maçın, revanş maçın analizine geçmekteyiz. Bakalım keyif alacak mısınız? Videoyu beğenip tuşuna tıklamayı unutmayın lütfen. C4, C6, at C3, at V6 ve fil G5 hamlesini tercih etti rakibimiz. Şimdi arkadaşlar, burada D çarpı C4 hamlesini aldım. Çünkü şu an C4'ü almak için rakibim ciddi manada vakit kaybedecek. Mesela D4 aldım, rakibim A4 sürdü. Şimdi E3 gibi bir hamle imza atsaydı arkadaşlar bu konumda, E3 sürseydi, B5 ile bunu koruyabilirdik ama ben burada B5 sürmeyecektim açıkçası. Fil F5 oynayacaktım. Sonrasında fil C4'e E6 ve ZB6'a devam edecektim ama B5 gibi bir hamle olduğu da aklınızda bulunsun diyorum. Ya çünkü bu fil buraya çıkmak yerine A4 at F3 oynaması gerekiyordu. Açıkçası rakibim böyle bir zaman kaybı yaptı. A4 sürdü B5'i engellemek adına. Bu sefer fil F5 oynadım. Bu hamleyi çok beğenmedi makine ama bu hamleyi ben beğeniyorum. Hani H6 oynamak yerine fil F5. Hem bu fili çıkmış oldum hem de hero kalesini kontrol etmeye çalışıyorum. Rakibim E4 sürebilmek adına buradaki filden vazgeçti. Fil F6 aldı. F6 ve E4 sürdü. Her ne kadar merkezi beyaza vermiş gibi gözüksek de arkadaşlar, buradaki konumda ben siyahı seviyorum. Hem fil çifti avantajı var, hem fil B4 geleceğim. Bakın ciddi bir zayıflık elde ettim burada. Atı 6, at B4 de gelebilirim. Fil B4, A5 de gelebilirim. B4'e yönelik sürekli baskım devam edecek ve rakibim E5 ve D5 süremeyecek. Çünkü F6 ve C6'da benim önemli kaleleri kontrol eden piyonlarım var. Rakip D5 sürdü. Buradaki piyonu kontrol etmemi istemediği için C alır D5, E alır D5. Şimdi bir daha fil F5. Bu şahbazı yine ele geçirdim. Fil C4 aldı, fil C5. Arkadaşlar bakın, makine yine eşit veriyor ama ben bunun eşit olduğunu düşünmüyorum bu konunun. Hem bu film hem de bu film oldukça avantajlı. Rok atmaya çok daha yakınım. E hattını kullanacağım. Rakibin her ne kadar geçer piyonu olsa da burada çok önemli siyah kare zayıflıkları var. Ve bu karelerin kontrolü tamamıyla bende arkadaşlar. Bakın F2'ye bakıyorum. B6 gelip B2'ye bakabilirim. F2'ye bakışı destekleyebilirim. Atı alttan M4'e getirebilirim. D7'den B6 ya da D7'den E5'e getirebilirim. Yani çok daha fazla planım olduğunu düşünüyorum. Ve rakibimin taşlarının yeteri kadar kullanılamadığını düşünüyorum. D5 karesi mesela kapalı. Film de önü kapalı oldu bu sebeple. At E2 kısa rok, kısa rok. Şimdi at D7 geldim. Bakın çok üstün veriyor burada. Yani artı 1 veriyor beyaza. Dediğim gibi buna katılmıyorum. At G6 oynadı. Fil G6. At E4. Fil almak istiyor. Arkadaşlar bakın, oyunun başından beri söylüyorum. B4 karesi çok önemli. O yüzden hemen bu kareyi kontrol ediyorum. Fil B4. B3, A5. Ne oldu arkadaşlar? Ben burada buna ben çivileme diyorum. Fil ve piyonu burayı çiviledim arkadaşlar. Çivilenmiş piyon ve fil buradan kalkmıyor. Ve bu atı kovduktan sonra C5 karesini ele geçireceğim bakın. Kale A1. Hani burada maç analizi yapıyorsak videoyu durdurup en iyi hamle bulmaya çalışın diye sorardım size. Çünkü bakın E4'teki attan kurtulduktan sonra bu at hemen C5'e oturacak. F5 net bir şekilde burada ünlem arkadaşlar, F5 hamlesi. Devam edelim. At C3 geldi. Şimdi at C5 git diyorum vezire. Vezir de gidiyor F4. Bakın bu hamleler hani ukalaktan söylemiyorum. F5, at C5, F4, F3. Gerçekten ünlem bir fikrin devamı gerçekten çok önemli. Bakın F5, at C5 adım adım F4 ve F3. Yani gerçekten oldukça iyi hamleler olduğunu düşünüyorum. Bakın buradaki F3'e bu piyonu hemen geri alamıyoruz ama makinelerini aynı düşünmüşüz bu noktada. Konu parçalıyoruz. Bakın beyaz filimiz var daha aktif bir şekilde. Siyah filimiz var. Zayıflık yaratmak adına F3 oynuyoruz. Ünlem bir hamle. Hatta buna neyse şey yapamıyoruz herhalde. Not koyacaktım da sorun değil. G3. Şimdi mesela fil H5 diyor. Ben vezirimi oyuna getirmek adına vezir G5'e çektim. At G3. Bakın bu sefer yardımcı piyon olan H5 hamlesini tercih ettim. H5. F5 öneriyor. Ama ben burada H5'i yani. Mesela bakın makineyle insan arasındaki fark. Rakibin fili ve veziri bu çapraza bakıyor. Yani stockfish dostum. Burada F5'i ben nasıl oynayayım ya? Ben F5'i oynasam valla direkt rakibim bu arkadaş hile diye bence şikayet etse hesabım kapanır. Yani bu konuda F5 bir insan oynayamaz bence kolay kolay. Yani makineler böyle öneriyor ama yani fil de vezir buraya bakıyor. Adam D6 sürecek yani geçer olacak falan. D6 at D5 geçecek. Ben buna niye uğraşayım? Ne güzel bu savunma yapıyorum. H5 ile oynuyorum ne güzel. H5 kenar piyonuna geliyorum. İşte makineleri anlamadığım yerlerden bir tanesi. Burada vezir H4 oynadım. At D2, vezir F4, eksi7. Burada çok rahat kazanmam lazım. Şimdi görmediğim şeye bakalım neyi görmemişim. Fil E2, at E4 doğru hamle, fil E4, fil E4 aldım. Bakın arkadaşlar mesela insanlık hali fil D6'yı görmemişim. Şu an mesela çok kolay geliyor bana. Zaten analiz ederken birçok hamlenin kolay gelmesinin sebebi de bu. Yani hamle görüldükten sonra, söylendikten sonra kolay. Vezir H2 mat fikri var. Ama ben oyun boyunca bakın
Oyun boyunca beyaz kalenin zayıflığı üzerine gittim. HP'nü sürdüm. E4'e saldırdım. F3 feda ettim. Yani bir hikaye var. Yani bir senarist bir olay örgüsünü ilerletirken başka bir senaristin gelip bambaşka bir hikaye söylemesi gibi bu. O yüzden ben kendi senaryomda kendi hikayeme devam ediyorum. Makinayla insanların farkı bu. F3. Fil F5. Yani fil C2 öneriyor. Yani fil C2 de görmedim açıkçası. Yani fil C2 bakalım ne olacağını. Kale E1. Yani fil C2'de böyle hafif bir alakasız gibi gördüm. Onun yerine bu fil makinede algılayamadı herhalde. Hafif bir donma var. O yüzden makinesi de açmak istemiyorum. Şimdi mesela fil F5'ten devam edelim. Şimdi fil F5'in şöyle bir esprisi var arkadaşlar. Hem fil daha güvenli hem de belki H3'ten kullanacağım bu fili. Yani belki adam sürerse mesela piyonu E6'ya geleceğim. Yani F5'e daha güvenli bir fil. C2'de ne yapacağım bu fille? Çok mantığını anlayamadım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Vezir C4 geldi. Arkadaşlar burada bakın A bilgisayar da vermiş. İlginç. Ben artık ata bırakıp bunu almayı tercih ettim. Çünkü fil çiftim var ve arkada C3'teki at alacağım zaten. Bakın kale C8. Yani bu oyun sonra ben girerim dedim. Bu oyun sonra bana iyi olarak gördüm. Zaten kazanç oyun sonu D6. Kale C8. Burada insan gibi oynadım zaten. İnsani. Kale C7. H3. Pardon. Şah F8. Kale E8. Mesela fil D7 aldı diyor. Ben mesela cesaret edemedim buna. Niye? Fil D7'ye. Kale D1 oynar diye cesaret edemedim. Şah D7. Kale E1 şah. Fil E6. Evet böyle bir devam yolu var. Ben burada açmazda olmayı tercih etmedim açıkçası. Mesela şeyi göremedim. Atıyorum böyle bekle hamlesi yapsa konu nasıl geliştireceğiz? G5 diyor. Tam böyle bekleyelim. Ha kale C2 diyor. Tam böyle bekleyelim. G4. Oho ölme şeyim ölme arkadaşlar. Ben onu nasıl göreyim? Buradan G4'ten piyon feda et. Fil C6 gelsin diyor. Bakın böyle al bunu diyor. Fil C6 mı? Evet fil C6. Fil C6 diyor. Önce kale D4 al diyor. Bunu göremem arkadaşlar. Bunu görsem zaten Magnus Carlsen'e dünya şampiyonu maçına ben çıkardım. Bunu görmek kolay değil. Şimdi geri gelelim. Biz hamlelerimize devam edelim. H3 oynadık. Ha burada arkadaşlar size dediğim gibi her videoda ben olabildiğince objektif buluyorum. Burada arkadaşlar bakın hikayeyi devam ettirirken hızlı oynarken burada ben bu arada mat kaçırdım. Sonradan gördüm zaten. Videoda görmüşsünüz. Rakibini de görmedi. Kale E8. Böyle bir mat fikri vardı arkadaşlar. Bir anlık dikkatsizlik olabiliyor. Yani maç boyunca matı uyudum tek yer. Burada adam hani kalesini ayırdığı zaman örnek veriyorum mesela bir aktiviteye kalktığı zaman bu arkadan mat oluyor ya. O yüzden bir tane şah gibi oynadı o da. Ben hemen matı gördüm. Kapattım burayı. Burada artık F4, G6, şah F2, kale C2, şah. Bakın buraları da hani şu kale C2, kale G2, kale H2'yi de ben iyi gördüğümüzü düşünüyorum. Arkadaşlar şah çekip çünkü bu piyonu da aldık. Artık kazanç konumdayız arkadaşlar. F5 oynadı. Bence bu mantıklı bir hamle. Fil alamıyorum arkadan mat olduğum için. G'li alacağım. Şimdi kale H4 arkaya sızacak. Hah burada arkadaşlar burası çok önemli. Bakın burası çok önemli. Burası bakın. Kale E6, F6. Evet. Şimdi buradan şah çekildi. Konum bu. Arkadaşlar burada videoda hatırlarsanız biraz düşündükten sonra şah G7'yi gördüm. Eğer burada şah E7 oynarsak bakın rakibimiz kale E8 şah çekiyor. Alırsak vezir çıkıyor. Başka bir yere gidersek kale D8 alıyor. Piyon sürdüğümüz zaman şah çekip vezir çıkıyor. Biz ne yaptık arkadaşlar oyunumuzda? Şah G'ye döndük. Ünlem. Kaleyi ve bırakıyoruz komple feda ediyoruz. Rakibin 3 tane taşı var. Ama H2 sürdüğümüz zaman arkadaşlar kale H8 gelemiyor. Alıyorum. Piyonu zaten kale tutuyorum. Şu kalenin yerini güzelle bakar mısınız? Şahı da yaklaştırmıyorum buraya. Gerçekten her yeri engelleyen bir noktada. Böyle geldi. Aldım bunu arkadaşlar. Burada yalandan birkaç tane şah çekişleri oldu. Ama kolay bir şekilde artık oyunu kazandık. Çok öğretici bir maç olduğunu düşünüyorum. Sizlerden ricam lütfen videoyu beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Kanalı algoritmayı düzeltelim. Ve yolumuza devam edelim zinciri kırmadan. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.